Dolar 27 TL oldu, ne düşünüyorsun? Ben de size bir şey söyleyeyim mi? Bu millete müstahak. Neden müstahak? Müstahak. Kim oy verdiyse o cezasını çeksin. Şimdi dolar artınca biliyorsunuz ki bütün Türkiye ekonomisi. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Kim oy verdiyse cezasını çeksin ve daha da pahalı olsun. Pahalı olunca sadece o etkilenmiyor beyefendi. Ya fark etmez. Biz artık zaten onu es geçtik. Demek istediği insanlar hak ediyor. Bunu hak ediyorlar yani. Bir 4 sene insan birisine başkasına verir, bir dener değil mi? Bir deneme süresi vardır 4 sene. Sen 20 sene denenmişi, 25 sene daha niye şey veriyorsun ki? Onun için bu millete müstahak. İnşallah dolar 40 lira olacak zaten yılbaşında. Hani bu kiralar var ya 25 bin lira olsun. Ben onu istiyorum yani. Ekmek 100 lira olsun. Benim rahmetli babam öldüğünde dedi ki bu millete müstahak, ekmek 100 lira olsun dedi. Bu millete müstahak. Başka da bir şey söylemiyorum yani. Peki, ekmek 100 lira olsa, herkes de böyle bu düşünceye sahip. Ekmek 100 lira olsa, evet. Kiralar 25 lira evet. Olsa, vatandaş akıllanır. Kim oy verdiyse onun cezasını çeksin. Adam eskiden bu mutfak için, ben çok hükümetler gördüm. Eskiden mutfak için insanlar hükümet değiştirirdi. Şimdi mutfak için falan hükümet değiştirmiyorlar. Aman Erdoğan giderse din elden gider. Aman Erdoğan giderse kitap elden gider. Aman Erdoğan giderse başörtüsü falan. Ya bu böyle bir saçma, hiçbir şey görünmedi yani. Peki bu algıyı sizce muhalefet kesimde yapmış olabilir mi kendi içinde yani? Ya muhalefette bir kere her şeyden önce ben size bir şey söyleyeyim. Kılıçdaroğlu. Tamam, iyi bir insan olmuş olabilir. Ama delegeler seçtiği için devamlı Kılıçdaroğlu'nu seçiyorlar. Gerçekten seçmenine sorun, CHP seçmenine, hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Seçmenine soracaksınız. Çoğu seçmenden de şunu duyuyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu olursa yerel seçimde de pek çok şehri kaybedecek. Ama ondan da kaybetmeyebilirim. Şu anda HDP'nin bir açıklaması var. Yerel seçimlerde kendi illerde ve ilçelerde belediye başkanlarımızı çıkartacağız. Bunu da kimse inkar etme. Genel başkan olsa da ben oy vermeyeceğim diyen bir... Bunu da kimse de inkar etmesin. Belediyelerin çoğunun da Kürt seçmeni sayesinde kazanılmıştır yani. Bunu ben şimdi çekmece olarak inkar edemem yani. Eğer çekmece kazanılırsa da Kürt seçmenin de payı var bu konuda. Ama biz PKK falan da değiliz yani. Eğer PKK varsa bunu bize söyleyenler kendi içlerinde arasınlar yani. Ben başka da bir şey söylemiyorum. Ama kim verdiyse bu oyu, bu zamlara sebep olan varsa çeksin cezasını. Biz de çekeceğiz, fark etmez. Son sorumu soruyorum. Yine şöyle bir düşünce hakim. Diyorlar ki şu an günümüzde muhalefet iktidarda olsaydı yine aynı zamlar gelecekti. Zamlar kaçınılmazdı. Nasıl değerlendiriyorsun? Peki ben size o zaman şunu şöyle cevap vereyim. Bir 4 sene denenseydi ne değişecekti? 4 sene denenseydi ne değişecekti? 4 sene sonra gene sandık gelecek sana. Gene değiştirirdin. Bir 4 sene şans verme payı vardır yani, bir hak vardır yani. 4 sene dene. Ama insanlar şunu algıyı yaratmışlar. Eğer Kılıçdaroğlu gelirse ezan susacak. Eğer Kılıçdaroğlu'sa din bitecek. Eğer Kılıçdaroğlu'sa kitap... Ya öyle bir şey yok. Benim dedem, benim babaannem Erdoğan daha yokken namaz kılıyordu, camiye gidiyordu. Öyle bir şey yok yani. Bana kimse onu anlatmasın. O bir saçmalık. Başka bir şey de söylemeyeceğim yani. Ama bu kim verdiyse bu oyu cezasını çeksin. İnşallah bu kiralar 30 bin lira olur. Bakın ben size söyleyeyim, 30 bin lira olur. Sen ne düşünüyorsun? Dolar 27 TL oldu. Abla valla ben yani artık bir şey diyemiyorum. Bizim zihniyetimiz buna elverişli. Yani ben bir şey diyemiyorum artık. Bizim halkımıza bir şey diyemiyorum. Bizim halkımız çünkü düz bir şeye girmişler. 2002'den beri her zaman Erdoğan diyorlar. Ben artık onlara bir şey demek istemiyorum. Yani bizim halkımızın IQ seviyesi çok düşük çünkü yani. Ya bizim halkımız ilk önce kitap okuması lazım. Biraz düzenli bir şekilde yürüyüşe gitmesi lazım. Bazı yerleri ziyaret etmesi lazım. Mesela Avrupa'da abla insanlar yürüyüşe gidiyor, tiyatroya gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Kendi şeylerini geliştiriyorlar. Bazı hobiler ortaya koyuyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Türkiye'de vatandaş gitmiyor mu, gidemiyor mu? Abla gidemiyor. Ve gitmek de istemiyor yani. Parası olsa da gitmez. Abla bizim vatandaşımız oturmaya alışmış. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir beyefendi? Bizim Türkiye'deki en büyük problemimiz çalışmamak. Disiplin yok. Gençler iş beğenmiyor diyorlar bir de. Ne düşünüyorsun? Abla ben iş beğeniyorum ben. Abla ben haftada 500 lira iş yerine gittim bu yaşımda. Maşallah, kaç yaşındasın? Ben 14 yaşındayım. Maşallah. Ne güzel zevk kuşağı. Örnek bir zevk kuşağısın. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dolar 27 TL oldu. Nasıl düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Ma gününüze hala düşmüşsünüz ya. Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Emekli miyiz? Ya, emekliyim. %25 zam gözünüz aydın. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani bu %25 zam emekliye nasıl yetecek? Yani bu hayat pahalılığında her gün, dün akşam yine mazotta yine zam geldi. Ya zaten 7500 lira alan emekli maaşı zam alamadı ki. Kök maaş sistemine denk gelenlerden misiniz yoksa zam alacak mısınız? Hepimiz aynıyız zaten. %25 hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız. Aynıyız yani. Kök maaşı da olsa ne olacak, olmasa ne olacak yani.
Ya Sayın Cumhurbaşkanı kendisine %39 zam yapmasını biliyor. Yani kimse ona madem ülke bu haldedir, madem bu kadar vergi, bu kadar zam, 100 bin lira da maaş alıyor, yemesi de içmesi de her şeyi devletin sırtında, yapmasın. Benim vatandaşıma, ben emeklime bunu yapıyorum, vatandaşıma da ben de kendi maaşıma zam yapmıyorum. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar. Ha, ama ne itibarı? Ne itibar? Dünya bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Kıskanmaz mı? Kıskanıyor tabii. Ha. Türkiye cennet. Herkes bizi kıskanıyor. Anneciğim bir de şöyle bir düşünce var. Diyorlar ki şu an iktidar değilse, CHP gelse de bu zamlar gelecekti. Yine insanlar aynı sorunları, geçim sıkıntısı derdi içerisinde olacaklardı diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Zaten yani CHP de gelseydi belki böyle bir zorluk yaşayacaktık. Ama bir ülkede adalet, demokrasi. Bu ülkede bu yok olmadıktan sonra ne olacak? Yani kim gelecek bu ülkeye yatırım yapacak? Aklı başına iş adamı gelir burada yatırım yapar mı? Ekonomi de, adalet de, demokrasi de aynı zincirdir. Sen birini yapmadın mı yapamazsın yani. Yani ülke kalkınamaz yani. Adalet sistemimizi biliyorsunuz da. Adalet sistemi belli be, ortada görüyor. Televizyonlar kapatılıyor, gazeteciler içeriye atılıyor. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Valla bu gidişle hiçbir yerde görmüyorum yani. Yani bu sistemle, bu kafayla hiçbir yerde görmüyorum. Yani bir ümit görmüyorum yani. Hele bir eğitim sistemimize bir bakın hele. Eğitim sistemi ne halde? İnsanlar Avrupa'ya kaçıyor ya. Gençler Avrupa'ya kaçıyor ya. Bu tişörtü giyen amcalar genelde çok farklı konuşurdu. İlk defa farklı bir bakış açısıyla geldiniz. Tüm algıları da kırdınız buradan. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Dolar 27 lira. Yurt dışına gitmeyi düşünüyor muyuz? Vallahi düşünüyoruz da çok zor şu an. Hayaller. Hayaller hayatlar. 27 lira oldu dolar. Euro da 30 liraya geçti. Bu yolu giderse 50'yi de göreceğiz gibi duruyor yani. Bakalım. Gençlik kötüye gidiyor yani. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani iş beğenmiyor da her şey pahalı. Nasıl diyeyim? Mesela bir yer çalışmaya girsen o paranın hakkı alınmıyor yani. Alıyoruz. Şuradan mesela bir yemek yesek hemen bitiyor. Öyle yani. Diyorlar ki gençler şurada yemek yemesin de evinde yemek yesin, biraz birikim yapsın diyorlar. Doğru da biz de ne yapalım? Hep evde mi oturalım yani? Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Dolar 27 TL oldu. Euro 30 TL'ye geçti. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani değerlendirilecek bir şey kalmadı. Daha yeni bir seçim yaşadık. Bunların gideceğinden o kadar umutluydum. Yani gitmemeleri aslında pek bir şey de fark etmedi. Karşılarındakilerin kadrosu da yani Türkiye'de bir kör dövüşüdür gidiyor. Şu kadar söyleyeceğim yani inşallah yayınlarsınız bunu. Bir ülkede fuhuş ve hırsızlık artmışsa daha o ülkede iflah olmaz yani. Bu kadar ben söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Dolar 27 TL oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendiriyorum? Şimdi ben Mardin'den buraya gelmişim. Şimdi Mardin'de bizim burada oradaki tüccarlar, bizim Mardin'de oradaki dolarla bir işimiz yok zaten. Mardin'de biz, dolarla işimiz yok ama Türkiye'nin dolarla işi var. Ekonomimizi etkiliyor doların artışı. Evet, etkileniyor da şimdi bizim Mardin'in tek isteği elektriktir. Çiftçi olduğu için günde 12 saat elektriği kesiyorlar. Yani bizim Mardin olduğumuz dolayı TEDAŞ'lardan herhangi yani şeyimiz, bir sıkıntımız var. Her gün sabah 8'de kesiyor, gece 8'de bırakıyorlar. Bu da üretimi durduruyor. Şimdi ben siyaset desem, şimdi Mardin normalde batıya göre bir terörist bir ülke zannediyorlar. Terörist bir şehir olarak değerlendiriliyor. Evet. Mardin'de 81 ilimizden bir tanesi, güzel. Evet, şimdi orayı gelip de görmemiz lazım, o Mardin'i. Yani bizim tek sıkıntımız Mardin için. Sadece bunu demek istiyorum. Bize bu elektrik sıkıntısını çözmesi lazım. Her gün elektrik kesiyorlar. Mardin Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Buradan söyleyeyim. Şimdi kayyum olduğu için kaymakamdır. O görev yapıyor. Yani bunu dile getirmek istedim. Bu ikincisi de bu hani bu kredi kartı falan kullandırmaya, yapılandırma falan bir şeyler demişlerdi. Bunlar da herhangi bir talep olmamış. Her gün bankalar bizi arıyor, her gün hacizler geliyor, her gün icralar geliyor. Bunlara da bir an önce el uzatmasını istiyorum. Değişim diyorsanız gerçekten Güneydoğu bir değişim hak etmişti yani. Nasıl hak etmişti? Çünkü artık millet evinden, çocuklarından, ailesinden, akrabalarından sıkılmış. Borç içinde borç. Çiftçiler gübreyi 15 milyona alıyorlar tonu. Koyuyor o tarlayı, ondan sonra TEDAŞ elektriği kesiyor. O gübredir, tohumdur, hepsi kurup gidiyor. Çiftçi üretemiyor. Üretemiyor. Şimdi buğday biçmişiz. O buğday şu an 7'ye geliyor. O kadar masraf koymuşuz. 7 liraya alıyorlar. Yani böyle hepsini şu an çiftçiler iflas durumdadır. Tarlayı böyle bırakmışız. Ne mısır ekmişiz,
Bu ne bir şey ekmiş. Elektrik yüzünden. İzin vermiyor. Evet, Mardin'e elektrik bekliyoruz buradan sayın yetkililer. Bizi duyuyorsanız yardım edin. Mardin Kızıltepe'de elektrik sorunu var. Bu sebepten dolayı çiftçiler üretim yapamıyor. Bizi duyuyorsanız buradan yardımcı olun diyoruz. Sevgiler, saygılar. Sağ olun.